Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli üstadlarım, muhterem hemşehrilerim. Adı bilen şunda kıymetli ve mühim bir hayatımıza iz kaldırgan alimlerini izleş, onlara hatırlaş, onların hayatlarına ibret alış için şunda bir program müteyyalaş için hem öğrenge ve bulunma hizmet çıkan mütafıkımızla ulemalar birliğe Allah razı olsun. Evet, mühim bir mesele. Hatta ulema birliğinin, ilim ehlinin hakikaten kendi iz kaldırışı için mühim bir yol çıkanı gördük. Hem öyleyden azı bilen Allah razı olsun. Vakit zaman kendi ki cihaz sözleş imkanı bulmayı tutam. Ben Masum Azim, Avlat Masum Azim'le hayatında üzerinden hayatına tesir kılan belki alim İslam'ın son ahirki vakitlerinde 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçken şu vakitlerde alim İslam'ın öz hayatı da bulak mı bir taraftan Hıtay baskıncıları olsun, bir taraftan Çeker'deki Batı emperyalizminin olasını kalan gazını mebirimiz alim İslam'ın uçunda bir izzetinin, hürmetinin ve hayatiyetin yok olan bir vakitte belki hem öyle bizge lazım olan üç meseleni iz kaldırganını ister onu sözle bir edin. Birincisi, bizge lazım olan mesele hakikaten fikirde, amelde ve harekette mu'tedil buluşunu biz Masum Azim'den verdik. Mu'tedil buluşunu kastettiğimiz bu şu ki, bir vakitte ifrat ve tefrit arasında itidal yol buluş demektir. Bulakma özleri yakışı bir İslam'ın hak mahsumunda bilirti ve hazimde bilirti ve 1980'den başlar 90'lıca bizim memlekette olsun, İslam cemaatinde olsun, bir taraftan selefizm, bir taraftan sufizm, bir taraftan sekülerizm diken kalem imkançılıklığının buluşu mümkün boğulan, birbirler uyuşmadan meseleler bir cidel tartış buldu. Hatta ben 99'da bir katı memleket gibi benim bulmadan çağda Hotel'de mensiklerin bir tarafından amin dedi, bir tarafından amin dedi diken cilerleri çıkan çağda Masum Hacım'a sordu. Bu mesele neme diken çağda Masum Hacım söz kaldırıp şunu dedi. Bizge lazım olan mesele şu. Dünyanın kaysi cararında farklı farklı fikirler buluşu mümkün. Ho Mısır'ın ahvali, ho Pakistan'ın mezmuni, ho İstanbul'un ilahiyatı, Ankara'nın hayatı, Türkiye'nin hayatı, Suudi Arabistan'ın ilmi cihetin fikriyatı, hakikat yol tutuşu, üzül karda bir usulü buluşu mümkün. Lakin bizge lazım olan neyse, bu şeriatta, bu ceylanda, bu Şarkı Türkistan'ın öz içi de, öz coğrafyasına, öz milletine, öz muhatabının ruhiyatına, fikriyatına, tarihe muvaffak olan bir yol izleş dedi. Bu mesele nâdî mühim mesele. Bütün ulemalar ve Türkiye'deki bütün STK'lar olsun, fikir kaldırılan alanlar olsun, hem mesela öz ara Türkiye'de bilirsiniz hem neden çok bir gerçekti. Yerli ve milli olmadığı bir söz var. Esasen bununla dini tarafı var. Ebu Hanife'nin küfesiyle Mısır'daki Şafii İmam Şafii'nin Mısır'ı veya Ahmed bin Hanbel'in Medine'sindeki fakat okşu olan değil. Hatan'ın mı, Kaşgar'ın mı, Yarket'ın mı, Ürümçü'nün mü, Şarkı Türkistan'ın mı, Üzkara, özara bir üzge muvafık belki de ehadiyet sıfatı dediğimiz bunun da İslami cihette, vahdiyaletin ehadiyet sıfatları özara bir nefesi buluş lazım. Bunu Türkiye'deki bir hocama sözleştirdim, ben de mi dedim? Türkiye'de pilav diyordu, uygulu polla diyordu. Kalabaksa buruç aynı buruç, sebze aynı sebze, boş aynı boş. Ama Hortan'ın, Korkaş'ın yerken yapkan o tamakı, o pollosu Türkiye'de pilav okşamaydı. İşletken buruç, o okşaş buruç. Lakin yerden çıkartan ürün, çıkartan netice başka olandı ki belki de Hortan'ın bizge Şarkı Türkistan'da bir Uygur milleti gibi belki en mühim mesele özü milletinden, özü içinden çıkan, özünün coğrafyasına, özünün mekanına, özünün hitabatına, özünün ruhiyatına muvaffak bir İslami, fikri ve cihadi bir yolda tepişine, mutedil yol buluşuna biz Masum Hacım'dan geldik. Ben onu hatta hem fikriyatından, hem yazgan eserlerden, hem de ara küreşken vakitte his kıldım. Birincisi bu şu, sözüm bu. Fikriyattaki itidarlık. İfrat ve tefrit değil ve fikriyat içerisinde İslami hareketinin ve fikriyatının öz milletinin üzünün mümkünüze onunla ait olan hususiyetle tuşur. İkinci mesele, bu biraz insani beşeriyetin karakteri dediğimiz karakteri. Miyede çok alimlerimiz var, damlalarımız var. Biz talep olan çaldığında çok alimlerin yanına bağırsak, damlalarını bağırsak, ilahiyat fakültesinde çok hocanın yanına bağırsak mı? Biraz kokan kalmış.
ensel kalkmış. Şimdi bu hocamla binası sorsam, binası desem, veya da hocayla yapmadan bir kez sözden versem, bana açılmaktı, beni korktamdı ya da binası desem, titremkelemdi de bir hissiyat var. Abdülhamid Maksim'de bunu görmeyen, bu mütevazilik ilminin hakikatidir. Hatta 99'da ilahiyatını tübütüp, Ankara ilahiyatını tübütüp bakanşada bir mesele verdim. O bir petvanı sözde binası kıldı. Ben okuyan kitaplarımdan biraz da Ankara ilahiyatının tesiriyle bir iki söz yapıp versem, Ali hocam dedi, kan balam dedi, yani işte Ali balam dedi, bu petva İstanbul'da akıldı ama Hoten'de akmadı dedi. Bu nerede mühim bir meseleydi. Ama bu mütevazilikte hiç kodun nümkımadı. Hatta bu yerden şu ügendim ki, Mahsun Macim belki Tumurlu'da yattı, Türkiye'ye girip ketti ve çoğu vakti de sizgende sürgünle de ötep ketken bir hayat verdi ama İslam cemaatçiliğinin alemi İslam'ın fikriyatı hakkında, eserler hakkında naiti mukumlu bilgisi varlığını ben şöyle aldım. Hatta ahirde Mehmet Akif Ersoy'un Müslüman damatı var Ömer Rıza Doğru'yla Osmanlı zamanının kalkan kitaplarından Uygurca tercüme kıganlığını gördüm. Hazreti Ömer'in hayatında bir kitap çıkarıp bunu tercüme kıganlığından da Uygurca tercüme kıganlığı biliriz. Hatta bu sözü edep gettik. Nebevi varisinin içerisinde İmam Nebevi'nin 40 hadisini Rasul Mahdi'nin yazdığı antikol yazmasını kendi yakbacım dediğimiz neşir kıldı, Türkiye'de tanıkattı. Bu cihetim var. Her kaysi İslami cemaatçilik ve toplumdan fikriyatı hakkında malumatı belli. Yani bunu şunun için sözler verdim. Kulakma siyasi yunlarla ulema arasında bir dert var. Kadar bir dert vardırsanız siyasi yunlar ulemanı yalnız tarihi malumatını bilir. Kur'an sünnet hadisinde okuydu. Belki müntöy yüzü ahirdeki meselelerden bilimi var, bilim aşırıdı. Lakin zamanevi ahvali okumayıydı da bir hissiyatı var. Ama bulamam. Mehmet Emin Bora ailesine kaygan süperliyor. Abdurrahman Paşa nesline kaygan için bu evlat Maksum bir tarafından siyasiyonun fikriyatını bilip bir taraftan dini cehennem ruhiyatını ve keyfiyatını muvaffak ve müttehit bir şahsiyeti olandı ki bu ahvalini adam şöyle gitti. Evet. Ben ahirde sözleşimimden ise bir üçüncü var hissiyatım ise mütevazi hayat dediğimiz ya mütevazi hayatla her hırını hayatında gösteren bir alim olan ulemanın şu ahvalde Türkiye'de bu bir talaştartık bir mesele. Ulema umeranın kolumu, umara ulemanın yanılma baytı meselesini bir hırını nimetin sözde bireyim. Can bakış meselesinden sözde bireyim Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de mi olsun, başka memleketlerim olsun, STK'lar, vakıflar, dernekler, hocayımlar, kurumuz, birimiz. Yani çoğun çoğun vakıfı Türkiye'de mi var? Şunda bir vakfın veya da bir cemaatin başına ötken alimler, mollamla, damallamla olsa öz keskide hayat köçüden bir geldi ki kegen inayetlerle, zekatlarla, sadakalarla bir can baktan iş var. Şunu bir tarihte okup kaldık ki eğer ulema kegen zekattin bir şimdi zekatla Hazreti Peygamber'e caiz bu olmadığını söyleyeyim ama zekattin veya sadakatin ekegen pulla can bakışı başlısa onun sözü bir kulaktan girip kulaktan çıktı yani. Ama öz kuruyla, öz emeğiyle, tapkan pulusuyla, özü hiçbir sadaka veya zekat pulusu anlaşmayıp, özünün can bakışına, özünün pul tabişine, özünün emgiyle iştigen bir ulema olsa, peygamberle okşayıp, peygamberle hem kısmı, Hazreti Adem'den başlar, son peygamber kısmı, özünün kuluyla iştigen emeğiyle, pul tabkan ve can bakandı ki, bu vakitte onların neticesinde de sözleri yürekten çıkıp yürek gittikken, ben 2012 yılında Hoten'in Bağlançal'da, en akıllı Bağlançal'da öğün verip Maksum Hacı'nı sorsam, Maksum Hacı'nın talağı dedi. Maksum Hacı'nın talağı çıkan çağda kalırsa bir tam beyken, tam sağ oturtken, tam ne sıvazı oturttu. Yani özünün polisine, özünün öğünü, özü salgan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Aşırı olan ki, bu mezgilde 2012 yılında en ahirde ben tekrar Türkiye'ye kaydıp gitmeye özlerimi sözlerden sözleri var mı dedi Soğançal'da. O bir vasiyetle dedi ki ben Türkiye'ye bağlan çağda bu vasiyetle aynı zamanda merhum Mahsum, Abdülhamid Maksum Kuman kocam Mustafa Paşa'ya kaygan çağda bir vakitte sözler verken Türkçe gibi yapar, onu okşaş bir şey söyler verdi. Eğer dedi kırılacak yumurtalarınızdan endişe ediyorsanız hepsini aynı sepete koymayın. Uygusuz sözler vermeye gerek yok. Yani bizden ilmi cihetin, siyasi cihetin, iktisadi cihetin çoğun yetişkin alemlerimiz, yetişkin şahsiyetlerimiz var. Hemmesi okşaş içine bir teperde biz kımız olun. Ulema ulemalıkını, hükema hükemalıkını kılsın, sorduker sorduker kılsın, birbirine küç çıkarsın, lakin birbirine yerine ödün,
birbirine yerine tutan vazifesini kılmışsın diyen bir sözler peygamber. Mesela öyle mi Allah? Bu vakit belki, şunun çok bir faydası budur. Eğer ulema olsa, hükema, hikmetli hükümet icraatını kısa ve sonra ve iktisat kulcusu çıksa, bu vakitte, bunu sözler peygamberi tüketmek mi? Bu vakitte, kul vergen edemle söz vermeydi. Yavuz kul verdi. Yani Türkçe'de bir yapma, parayı veren düdüğü çalar deydi. Sözünü, pulunu vergen de hükmünü vermesin, hükmünü başkası versin, hikmetini başkası çıkarsın, icraatını başkası kılsın ki ta ki bu hakikatte üç cihetin akıl, fikir ve beden ittifakı bozuldu. Hep düşündüm. Rahmet özlerine sözümüzü kutlarım. Allah razı olsun.